Selamlar. Bugün Anastasya'nın şu yeni növ paletini deniyoruz. Amcam demiştim ama %20 indirimde görünce aldım. Şu an gözümde 6 ya da 7 renk var herhalde galiba. Yani paleti de hani iyice anlayabilmeniz için bayağı sürdüm. Yani koluma da sürdüm, yüzüme de sürdüm. Bayağı bir rengi yakından görmüş gibi olacaksınız diye umuyorum. Umarım keyifli izlersiniz. Evet, şimdi ben Anastasia'nın son paletini aldım. Bu böyle bir Nöbü adındaki bir palet. Bunu hep birlikte deneyeceğiz bakalım. Çok merak ediyorum. Paketi böyle biraz şey gibi, polyester kumaş gibi. İşte böyle. Bir de Sephora ne göndermiş alışverişimle? Drunk Elephant'ın Protini diye bir serumunu göndermiş. Bakalım bunu hemen sürerim. Çok merak ediyorum. Drunk Elephant ürünleri güzel çünkü. Güzel mi? Güzel. Sadece birazcık pahalı. Evet, şimdi ben hemen daha önceden böyle ekranda duruşunu beğendiğim için ve eski videolarımda böyle işte ışıktan anlamıyoruz ne sürdüğünüzü falan dedikleri için hatta videoları kaldırıp aynı ürünlerle bir daha mı çeksem diye düşünüyorum. Çünkü en azından şimdi biraz daha stabil bir ışık durumum var. Ben şimdi bir bunu kullanayım bakayım. Smashbox'ın Blurring Foundation'ını kullanayım. Bu LC1 rengi benim kış tenime az bir koyu, çok az. Armani Luminous silkinde ikisini kullanayım. Fondö ten fırçasıyla süreyim. Bugün yine bir yere gitmediğim için ve birazdan işte Kemal'e kısır yapacağımız için birlikte yüzüme çok özenmeme gerek yok diye düşünüyorum. Ama ben neyi merak ediyorum biliyor musun? İşte bu böyle az bir pembe. Şimdi bu Laguna'nın 01'ini denemek istiyorum ben. Şöyle bir kullanalım bakalım. Ben bu Nars 01'i çok sevdim. Yani Nars'ın pudrasının rengi genelde bir tık böyle hani koyu ve onu açmak, hafif sürmek için uğraşman gerekiyor ya. Bu 01 bana çok hitap eden bir renk çıktı. Şimdi şu iki rengi bir kıyaslayalım bakalım. Bu Nars'ın The Tom Ford'un 05'i. Oradakisi çok daha şeffaf saydam. Nars tarafı kesinlikle daha böyle pudralı gibi ve hatta kalın yapılı bence. Kaşlarımı tarayayım bakayım. Aslında yüzüme daha aydınlık getiren bir fondöten sürebilirmişim. Bu mesela yani bunu ben çok güzel çok açık falan hatırlıyorum ama bir tık sanki koyu kaldı şu an bana. Kötü de değil. Bunun ekranda duruşunu aslında beğenmiştim. Şu an tabii kendimi göremediğim için. Neyse, şu Fenty'yi bitirelim bugün, buldum. Hadi bakalım şundan bahsedelim. Okay, şimdi şunu bir krize kullanayım. Şunu böyle dışarıya doğru kullanayım. Şunu da belki üstüne süreriz. Birazcık etrafa saçılan bir Anastasia palet. Tipik Anastasia yani. Olsun. Şu Fleur, bu da Metro. Biraz böyle burnt. Ben bu fondöteni şu an cildimde duruşunu beğenmedim, iyi mi? Durdukça koyulaşıyor gibi geliyor bana. Neyse, çok bir şey yok. Şimdi bir kullanalım bakalım. Şimdi fırça videosu biliyorum fırça videosu ama işte sıra gelmiyor. Şu da Paloma. En açık renk de şu. Şöyle bir en açık renk. Güzel. Aslında bu da çok güzel. Ben onu yapacağım. Bir dakika. Çok yoğun sürmesin. Bunu kullanayım. Ne bu? Sigma Bake Precision. Güzelmiş ya. Ben ne ara aldım? Sigma'nın P89 diye çok güzel bir fırçası var. Baking içinmiş. Bakayım. Yani. Bence üçgen olsa daha da baking olur. Buraya girmiyor. Ama güzel. Çok güzel fırça. Bu ne? Sigma Highlight Diffuser E71. Ben bunu ne ara aldım? Dior 21 numaralı eski bir Dior fırçayla. Bu o kadar hafif ki aslında benim böyle bazı sabitlemek için sevdiğim renge çok benziyor. Smashbox Shadow Blending Fleur. Çok az yukarı sürüyorum ki. Benim göz kapaklarım düşük diye. MAC 221 alıyorum. Çok daha ince küçük bir dağıtma fırçasıyla. Şu yanık
Küreğimi sürüyorum dışarıya doğru. Şu hope rengi biraz böyle duochrome gibi ama emin olamadım. Bu da lily diye bir renk. Bu da böyle duochrome gibi. Bu love paletteki şu renk şuna biraz benziyor. Şu daha mora kaçıyor. Ha, bu daha yeşile kaçıyor. Okay. Yani işte ben bu renklerini seviyorum. Birazcık warm'a kaçıyor olsa bile benim kullanabileceğim warm'lar bunlar. Şimdi ne yapalım? Şurada bir Wings diye bir renk var. Yani ben yeni far paleti denemeyi sanırım böyle her şeyi söylemediğim için böyle sevmiyorum. Peacock. Bu olur mu? Oh. Oh. Hadi deneyelim. Işıltılı bir şeyler söyleriz diyorduk. Konu nerelere geldi? İddialı bir renkmiş. Çok merak ettim. Çıkarmaya çalıştığında da böyle kiremite döne döne çıkıyor. Aslında şu gözümle bu büyük ihtimalle uyumlu. Ama inanın şu ışıklardan çok da anlamıyorum. Bayağı da boca ettim. Onu bir hadi karıştıralım. Yani siz de emin olun iyi anlamışsınızdır. Yani mağazada swatchlasan bu kadar yoğun sürünmez. Bayağı sürdüm gözüme, bayağı. Yani şöyle söyleyeyim, bakıyorum, çeviriyorum ya, ben böyle pembe pembe görüyorum kiremit kiremit ışıltılarını. Bazı paletler böyle aşırı iddialı. Bu öyle değil. Hani lilası var, böyle uçuk bir ışıltısı var falan. Arada da diyor çok hani şey yapmak istiyorsan, değişik bir şey sürmek istiyorsan hem koyu hem renkli mesela. Bu çok ilginç bir renk oldu benim için. Heh, şu an modum yükseldi. Yükseldi. Görüyor musunuz yükseldi? Değişik. Buna geçen gün bayıldığım kırmızılı göz kalemi bile olabilir Sephora'nınkisi. Ne çok kişi bana onun rengini sordu. Aman Allah'ım. Göz kalemi linki, göz kalemi linki, göz kalemi linki. Ben de link vermeyi falan bilmiyorum. Öğrenmem lazım herhalde. Bu renk çok güzelmiş. Ben yani şöyle yoğun bir şey alayım. MAC'in 247'si gibi. Ve bir sprey alayım. Ne bu? Urban Decay's Quick Fix. Şunu bir ıslatayım bakayım. Thanks. Tam da far paletlerine düşmek istemiyorum derken gittim gene ne aldım? Güzel. Hadi bunu da ıslatalım. Bunu da böyle kullanıyormuş. Bilmiyorum. Canım ıslak bir şeyler çekti. Abartmayalım artık. Şu rengi de. Turuncumsu ışıltılı rengi de. Şuraya bir süreyim bakayım. Onu pek anlayamayacaksınız galiba. Çok çok gelmedi şeye, fırçaya. Olsun ama turuncu turuncu tamamlıyor gene. Bunu birazcık artık alalım. Her rengi sürdüm arkadaşlar. Herhalde birazcık anlaşılmıştır. Sarısı, yeşili, açık, pembesi. Bayağı bir sürdüm. Böyle İlginç bir makyaj oldu. Okey. Yani şu sarı en az sevdiğim diyebilirim. Şu rengi de bir liner gibi kullanalım bakalım. 207'si Urban Decay'in. Şu Muse rengini kullanacağım. Yani bunun da böyle işte hani her palette olması istenen liner yerine kullanmalık o koyu renk olduğunu görüyorsunuzdur. Hiçbir şey görmüyorum. Şuradan bakayım. Koyu renk. Çok kullanışlı herhalde. Bunu aslında çok daha böyle ince uçlu sivri bir şeyle şeyin üstünden geçmeyi tercih ederim ben. Eğer koyu renk fark kullanacaksam. Kalemin üstünden falan. Ama benim küçük fırçalarım biraz uzakta şimdi. Bu da fena değil. Şurayı biraz daha ince sürsem olurmuş yani. Bayağı şey sıkı bir fırça. Ama zaten Türkiye'de satılmıyor ya şimdi o kadar da önemli değil. Çok çok değişik bir fırça değil yani. Şu peacock rengini ben süreceğim gene galiba liner olarak şunun üstüne. Bunu biraz temizleyelim. Görmeden yapılacak, oynanacak renkler değil. Şöyle bir temiz blending fırçası alayım. Şöyle bir şuraları bir hafifletelim. Gerçekten çok deli kızın çeyizi olmasın. Fondöten fırçasıyla da kapatıcı alayım. Okey. Şimdilik yani
kurtarır. Bir ben bir kalem süreyim. Şey, fondöteni şurayı kirlettim, temizledim. Sonra da fondöteni Nars'ın krem bronzerıyla karıştırdım. Nars Behave Real Techniques'in sabitleme fırçasıyla Nars'ın Behave'ini süreceğim. Ne güzel aldık sürüyormuş bu da. Real Techniques'in bazı fırçaları çok iyi. Sadece bazılarını denedim. Denediklerimin bazıları da çok iyi. Her şeye kullanılıyor. Bugün bir yere gitmiyor olmamız iyi. Birazcık yoğun bir göz oldu bu. MAC'in 129'uyla süreceğim bu kliniğin bronzerını. Bir Project Pen yapmam gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bazen elime geliyor ürünler ve böyle hani artık eskimiş ama çok seviyorum ama ambalajı dökülüyor, bitirmeliyim falan gibi geliyor. Bir niyetim var şöyle bir Project Pen'e. Birkaç bir şey belirlersem aslında belki de başlamadan önce fikrinizi sorarım. Yani gerçekten hiçbir şey görmüyorum. Bugün ışığı koyduğumuz yerlerde bir problem var. Ya ben çok yaklaştım, başka yere oturdum bilmiyorum. Bu tarafa çok ışık geliyor. Şuralara falan biraz dökülmüş ama normal tabii. Anastasia'nın paleti dökülmez olur mu? Dökülür. Çok da dökülmemiş bu arada. Bir Anastasia için çok da dökülmemiş. Fondöteni. Beğenmedim ya fondöteni. Azıcık daha bronzer süreceğim. Ben bronzer çok seviyorum. Söylemiştim. Sigma'nın Precision Flat Angle'dı. Ama bu sürdüğüm göz kalemi eski. Akıp duruyor. Zaten her zaman akardı da yani eski bitsin diye sürdüm. Bu rengi de beğenmedim. Bu fondöteni rengini. Onun üstüne de böyle Allah ne verdiyse sürdüğüm için biraz yani şey oldu. Yoğun oldu. Kaş ürünü olarak da. Bu böyle birazcık daha şey sarımtırak bir jel. O yüzden bu şeylerle uyabilir diye düşündüm. Lux Powder Fusion Zoeva. Scott Barnes Contour Brush. Şu Peach Light'ı da yüzüme sürdüm. Ruj ne arıyorum biliyor musunuz? Fenty arıyorum. Az önce kaldırdım elime gelmişti. Ah, bugün bunu süreriz dedim. Make Out Break. Gene birçok şeye uyuyor. Güzel. Bunu seviyorum. Lancome'u da bulamadığım için şu Lash Paradise'ı süreceğim. Arkadaşlar ben böyle yüzüme sürüyorum, sürüyorum, sürüyorum. Sonra rimelle ruj eklenince daha bir şeye benziyor değil mi? Ama bu fondöteni beğenmediğim için resmen içime sinmedi makyajı, iyi mi? Bunu hiç kullanmamışım. Uf. Evet arkadaşlar. Yani azıcık muhabbet bölümüne vakit ayırayım. Çünkü yani bunu böyle birincisi bu ışıkları bugün çok ışık açık unutmuşuz. Kendimi hiç görmüyorum. Gözümün önünde böyle beyaz beyaz şeyler uçuyor. Yani inanın görmüyorum. Şu liner'ı falan böyle bir inceltmek lazım ama sizin iyi anlayabileceğinizi umuyorum. Çünkü Allah ne verdiyse sürdüm. Gerçekten. Başka bir tarifi yok. 6 ya da 7 renk sürmüşüm paletten. Onları da sonra böyle blend etmeye çalıştım ama yani inanın anlaşılıyordur diye ümit ediyorum. Bir de swatchlayayım ben şimdi bunu kolumda. Videonun arasında bir yere onu da koyarız. Swatchlarını da göstereyim. Çünkü hakikaten iddialı bir palet. Bazı renkleri böyle şaşırtıyor. Bazı renkleri sarıya kaçıyor. Ama yani mesela lila rengini hiç denemedim. Sürmedim de. Onu da başka bir videoda. Yani bu paleti almamdaki sebeplerden bir tanesi lilanın zaten diğer renklerin yan yana gelmesi. Ben böyle birazcık yeşilli morlu işte lilalı ışıltılı bir makyaj falan yapabiliyor olmak istiyorum yaza doğru. Şimdilik ama yani bu makyajın belirleyici noktası şu fondöten oldu. Ne hikmetse bugün bunun cildimde duruşunu hiç beğenmedim. Ama belki gene şeyde ekranda güzel duruyor olabilir. Bilmiyorum. Ben de bakacağım. Ama yani bunun örtücülüğün de çok yok. Yani bilerek şey kullanmadım ki böyle çeneme falan kapatıcı kullanmadım. Normalde hani ben o kadar pinpoint concealing denilen bu nokta kapatmaya pek uğraşmayı da sevmiyorum. Hani genel olarak renkleri sevdiğim için makyaj yapmayı seviyorum ya. Hani oranı kapat, buranı kapat. Neyi kapatıyorsun? Millet kapatıp sonra çil çiziyor yani suratına. Hani o yüzden kapatmak değil yani işte benim asıl istediğim. Ama gene de bunun duruşunu da o kadar sevmedim bu sefer. Halbuki işte daha önce bir kere bir videoda kullandığımda beğenmiştim. Neyse uzatmayacağım. Paleti anlamışızdır diye düşünüyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.